hatırlasak olur mu? Abi. Olur. He? Olur. Dur şimdi şey yapalım mı? Oğlum acı hatalayı verelim. Hiç çıkartmayalım. Marine buzdolabımızın imalatını yaptık. İç dış krom kaplama saç ve roll bond el yapımı buzluk. Ve dijital termostatımız -25 derece. Normalde -18 dereceydi. Yani -7 derecede daha iyi soğutuyor. Bu şimdi kış ayındayız. Ortalama yaz aylarında hava sıcaklığından dolayı bu da -22'ye falan denk gelebilir. Gayet iyi soğutma. Soğutma parçalarımız, kompresörümüz, soğutucu gazı sıkıştıran motor. Motor soğutucumuz, sulu soğutma esanjör yani kondanserimiz. Buzdolabının soğutmasını sağlayan yani gaza sıkıştıran kılcal borumuz ya da aynı görevi yapan şuradaki parçamız var. X5'in valve diyoruz biz buna. Şurada açıp bakalım. İçindeki orifisi yine. Bakın içi yaklaşık 1 milim delik. Bu kılcal borumuzun da içi deliktir. Şu da örnek var. Şu şekilde. Bu yaklaşık 3-3,5 metre. Bu kılcal boyunu dolabımızın içinin soğukluğunu ve motorun gücüne göre yani tecrübeye göre hesaplanıyor. Bu basınç termiği yani motor şu soğutucu motor pompa arızalanırsa gaz ısınır ve şişer motoru yorar motor yanmasın diye arıza yapmasın diye asırı basınçtan dolayı bu termik açar ve motor istop ettirir. Şu parçamız dryer deriz gazı süzen parça buradan kompresörün sıkıştırdığı gaz likitleşir su haline dönüşür, ısınır. Bu ısınan gazımızı su pompası ile kondanserde soğutup alttan çıkıştan buradan likit gazımız tüpünden dönüşten gaz filtresine girir. Nemli ise gaz içindeki bu filtre nemini alır. Buradan gelen gaz bu ince kılcaldan geçerken iyice suya dönüşür. Ve gaz buradan gelir ve buradaki burumuzun içine yani dar alandan su halindeki olan gaz geniş alana çıktığı zaman püskürür. Püskürür zaman ısı alışverişinden dolayı eksi derecede soğuma yapar. Ve buradan giden gaz İçeride roll bond buzluktan soğur, dönür, dolaşır, gelir. Tekrar şu borudan soğuyan gaz buradan motora gider. Motorda soğuyan motordaki gazımız kompresör tekrar piston vasıtasıyla buradan tekrar çıkış yaptırır. Buradan tekrar ısınan gaz likitleşir. Kondansörde aynı sistem sürekli devirdaim yapar. Bu dolabımız eksi olduğu için bir kapı restansı var. Şimdi bu tabi böyle dağınık ama bununla toparlanacak. Kapı restansı.
Bu kaput esnasından acı eksik dolap olduğu için şuralar terleme yapmasın diye bu kapı kenarlarında ısıtma vardır. Şuralar. Hatta bakın. Şu an 16 derece. Bakın. Pardon. Şuradan. Kapı kenarı 32 derece. Bakın. Şurası 18. Bunun amacı difrizerde, normalde ev droplarında da aynı sistem vardır. Kapı kenarları sıcaktır. O da kapı kenarları terlemesin ve kapak contaları gövdeye yapışmasın diye bu kenarlar ısıtılır. Bunlar da biz restans kullanıyoruz. Normal ev droplarında da buzdolabının şu ısınan gaz sistemi kapı kenarlarında ince boru olarak dönüşür. Sistem bu.